3 tanesi yeni kişilerden gelmiş. Yani afişten, Fizbo'dan ve sosyal medyadan gelmiş. Bunlar da birer kişi olmak üzere. Yüzde bu yönlendirme arkadaş ve eski müşterilerin de %64'ü, yani daha sonradan tanıdığım insanlardan, yani eski müşteriler, daha sonra o çözüm ortakları şeklinde çalıştıklarım ve benzerleri. Evet, yani senin bir numaralı kaynağın ne çıktı? Yönlendirme. Eski müşteri yönlendirmeler mi çıktı? Evet, aynen öyle Yönlendirmeler. çıktı. İki. Yönlendirmeler, daha sonra yani nasıl diyeyim ben o kısmını, sosyal medya, afiş ve Fizbo çok az bir kısım Tamam. tuttu. Yani ben Çok güzel. esasında sanlı şimdi yönlendirme arkadaş ve eski müşterileri bir hazneye koydum. Bilmiyorum ne kadar doğru yaptım ama bunların içerisinde çünkü yönlendirmelerin bir kısmı arkadaş yönlendirmeleri, bir kısmı eski müşteri yönlendirmeleri. Ama ben Doğru onu da yapmışsın, öyle konuş. Evet, etki değil mi? çevresinden. Tanıdık, Etki yani çevresi. senin etki çevrenden gelen yönlendirmeler. Evet ama bu hani bu sepetin içerisinin en güzel kısmı %64'ü. Yani yeni tanıdığım insanlardan. Benim bu sektöre girdikten sonra işte 2 seneyi biraz aştım ben. Benim bu sektöre girdikten sonra tanıdığım insanlardan gelenler %64'ünü tuttu. Okay. Çok iyi. Teşekkürler Burcu. Şimdi bir de kısa bir şey yapayım. Hatırlatma da yapayım. Cuma günü, Perşembe günü dersimizde konuştuğumuz konu şuydu. Tekrar bir hızlı bir şekilde üzerinde duralım. Bu çizgi, şu nokta bizim kapanış yaptığımız nokta olmuş olsun. Şurası. Tapu diyelim bu bölgeye. Bu bölüm ipucu üretme bölümü. Bütün ürettiğimiz ipuçları amacımız, yani buraya birinci bölge dedik, buraya üçüncü bölge dedik. Şu ikinci bölgeyi kullanış şeklimizle ilgili bir çalışma yaptık. Bu ikinci bölgenin ismi neydi? Mikrofonunu açıp söyleyebilen olur mu? Takip. Takip. Evet, burası takip bölgesi. Ürettiğimiz ipuçların içerisinde baktığımızda, yani bizi birinci bölgeden üçe götüren, ister alıcı olsun ister satıcı, fark etmez. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye taşınabilmesi için biz birinci bölgede, yani bizi tapuya götüren işlemlerin ilk ana adımının, yani ilk ipucunun nereden geldiğini tespit etmek için ipucu kaynaklarını iyi bir şekilde araştırmaya başlıyoruz. Çoğunlukla gördüğünüz gibi yönlendirmelerden, yani bir çeşit, buna parantez içinde de etki çevremiz diyebiliriz. Etki çevresi dediğimizde sadece eşiniz, dostunuz olarak düşünmeyin. Bir uzmanlık bölgesine girdiğinizde, o bölgeye emek vermeye başladıktan sonra eski alıcılarınız, eski satıcılarınız, portföy aldığınız kişiler de sizin etki çevrenize giriyor. Çünkü bazen yanlış bir izlenim oluyor gayrimenkul danışmanlarında. İşte belki çevremden gelen portföylerin hep birbirine uzak yerlerden. İşte biri Yenibosna'dan geliyor, biri Sivri'den. Eş, dost, akraba demek değil. Sen bir uzmanlık bölgesi çalışmaya başladıktan sonra senin artık etki çevren, yani senin insanların üzerinde etkin olan herkes senin etki çevren olmuş oluyor. Uzmanlık bölgesi çalışmaya başladığında da buralardan çok sayıda ipuçları ürettiğini görüyorsun. Başka kaynaklar olarak open house'lar olabilir demiştik. Başka kaynaklar olarak branda dedik, fizbolar olabilir dedik ve hafta sonunda şöyle bir ödev vermiştim. Son 12 ay içerisinde yaptığınız bütün tapuları, kiralık da olur, yaptığınız bütün kapanışları alt alta yazıp ondan sonra da farklı renkli bir kalemle hepsinin yanına bu yaptığınız kapanışların ilk hangi ipucu kaynağından geldiğini paylaşır mısınız demiştim. Burçin şimdi kendisininkini söyledi. Yaptığı işlemlerin, yani bir numarasına, çoğunluğuna etki çevresinden gelen yönlendirmeler olduğunu söyledi. Başka paylaşmak isteyen var mı? Nasıl sonuçlar aldınız? Merak ediyorum.
Merhaba Fırat ben. Tamam. Sırayla Neslihan, ilk sen söyledin. Neslihan'dan sonra da diğer arkadaşımız paylaşabilir. Benim onu iki duyamadım. İşlemim var. Biri kiralıktı. Bunu Etki Çevrem'den almıştım. İkincisi de çözüm ortağı Kapıcı'dan almıştım. Tamam. Bir tane Etki Çevresi'nden, bir tane de apartman çözüm görevlisinden ortağı. Aldım. Çözüm ortağı. Bir çeşit şimdi senin yapacağın şey bu apartman görevlisini de kendi etki çevrenin içerisinde tutup düzenli olarak ondan portföy almak isteyeceksin. Düzenli olarak ipucu yaratmak isteyeceksin ondan. O da artık senin etki çevrenin içerisine gelmiş. Yani sen yaptığın işlemlerin ikide ikisi de senin etki çevrenden gelmiş böylece. Güzel. Başka? Ben söyleyebilirim. Paylaşın, evet. Ya ben Aslı. Aslı merhaba. Merhaba. 10 tane satış yapmışım sanlı. Bunun 5 tamam. tanesi benim etki çevremden gelmiş. Diğer 5 tanesi de Fizbo. Yani hem ilan hem Fizbo aramadan elde ettiğim satışlar. Yani 5 tanesi etki çevrenden gelmiş. Yaptığın diğer 5 satışta direkt ilk senin Fizbo aramadan mı kaynaklanmış? Evet, yani bizim ya onlar beni aramış, ya beni aramış bir tanesi. Ben her ikisini aynı afişten beni aramış. Ve şeyi de bir tanesi öyle, 4 tanesi de Fizbo benim aramam. 4 tanesi Fizbo, bir tanesi de senin brandandan gelmiş. Evet. Bu arada Yasin, sana söz vermeden önce bu konunun üzerinde bir durayım. Aslında bu Fizbo konusu çok önemli. Çok teşekkürler. Çünkü sen buna benim gördüğüm kadarıyla işe başladığından beri çok odaklandın değil mi bu Fizbo konusuna? Evet. Buradan portföyler aldın. Çok doğru. Evet. Ben ilk defa emlak sektörüne daha yeni başladığım için daha önce kurumsal geçmişim vardı ve benim hani bir müşteri portföyüm yoktu. O yüzden de ben Fizbo'yu nasıl bulabilirim? İşte sahibinden ilanları, bulduğum bütün ilanların hepsini aramaya başladım. ÜK'da olmamın vermiş olduğu tabii büyük bir avantajım oldu. Çok iyi. Yani bu da aslında senin sektöre yeni giren ve yeni girdikten sonra da hemen 10 tane satış gerçekleştiren bir gayrimenkul danışmanı olarak aslında kafalardaki bazı ön yargıları da sen yıkmış oluyorsun. Çünkü bizim sektörde şöyle bir söylem de var. İşte Fizbo'lardan hiç iş çıkmaz. Ben hiç Fizbo'dan işlem yapan insan duymadım gibi söylemler de dolaşır bazen sokakta. Sen bunun en güzel örneğisin. Ben de bunun tam tersini hep söylüyorum sandım. Ben de mesela ÜK'da hani olmayıp nasıl satış yapılıyor veya Fizbo aramadan nasıl satış yapılabiliyor? Ona çok yabancı kalıyorum. Çok şaşırıyorum. Aa nasıl yapmış diyorum. Çok iyi. Onu tamam. Benim alalım. Teşekkür ederim. Yasin? Ses gitti galiba. Yasin beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Evet. Yani 2019'un ilk 6 ayına kadar %50'sini daha önce iş yaptığım kişilerin yönlendirmelerinden veya onlarla iş yaparak yaptım. %30'unu danışman yönlendirmesiyle yaptım. %20'sini de kendi etki çevremle yaptım. Ama 2019'un ikinci yarısından sonra artık biz etki çevremizi kendimiz seçtik. Ve bölge çalışmasına başladık. Ondan sonrası şu anda %70'i %30 diyebilirim. %70'i etki çevrenizden ve yönlendirmelerden geliyor. %70'i bölge çalışmasından geliyor. %30'u da etki çevresinden geliyor şu anda. Etki çevre dediğiniz bölgenin dışındaki etki çevresinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Tamam. Yani aslına bakarsan biz kendi etki çevremizi kendimiz belirlemiş olduk ve onun dışında tanıdıklarımızdan gelenlerle oranı da %30'a düştü. Bölge çalışmasından gelenin oranı da %70'e çıktı. Çok iyi. Yani ben burada şöyle bir şey yapıyorum. Yönlendirmelerle etki çevresini aynı çatı altında, yani aynı başlık altında değerlendiriyorum. Çünkü 33 dokunuş yapacağınız zaman ya da dönüştürmek için 36 yapacağınız zaman zaten aynı gruplara. Bu insanlar etki çevrenizde, uzmanlık bölgenizdeki kişiler de sizin tanıdığınız kişiler. Elini sıktığınız, kart vizit verdiğiniz kişiler, etki çevrenizdekiler de tanıdık. Yani şu ana kadar 3 kişi paylaştı. Açık ara yönlendirmeler ve etki çevresi birinci sırada devam ediyor. Teşekkür ederim Yasin. Ben söyleyebilir miyim? Sağ olun. Evet Burak.
Merhaba. Merhaba. Ben de bir senelik bir danışman olduğum için bu şeyler, oranlar biraz daha farklı olabilir ama işlemlerin %60'ı FISBO. Tamam. Ama FISBO'nun da %80'i sıkı takipten sonraya dönüşen, satışa dönüşen FISBO'lar oldu. Bu benim için enteresan oldu. Yani sen söylemeden önce, dökmeden önce bunu düşünmemiştim. Hı hı. Bir tanesi ilk seferde oldu ama diğerleri hep 3-4 takipten sonra, ikna sürecinden sonra oldu. Hı hı. Geri kalan %20'si yönlendirme, %20'si de tavsiye. Tavsiye satış yaptığımız bir müşterinin tavsiyesiyle, yani sonradan sonuçta etki çevresi denebilir belki ama. Tabii ona etki çevresi ve yönlendirme aynı kategori. Memnun müşteri diyelim, evet. Çünkü tabii yani yönlendirme alabilmek için, tavsiye alabilmek için de etki çevrene şu ikinci bölgede, takip bölgesini iyi çalıştırman lazım ki oradan, evet, o etki çevrenden sana yönlendirme, tavsiye gelsin. Ama teşekkür sorun, ederim Burak. Burada bir sorun var benim. Biz danışmanlardan aldığımız yönlendirmeyi aynı kategoriye koyuyoruz. Onu danışman yönlendirmesi diye bir kategori yapabilirsin. Ya da yine etki çevrenin içerisinde koyabilirsin. Çünkü sonuçta tanımadığın bir danışman sana bir şey göndermez. Tanıdığın bir danışman gönderir. Ona da etki çevresi yönlendirmenin içine koyabilirsin. Başka paylaşmak isteyen? Ben paylaşabilir miyim? Evet. Ela selam. Teşekkür, hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür en yeni KW cadveli. Teşekkür ederim. Ben kısa dönemdir aslında bu işteyim ama bu 5 ayın içinde yaptığım iki satışım, ikisi de genel bir reklam vermiştim bölgede. Çok müşteri potansiyeli olan bir rezidansla ilgili Instagram'da ilan vermiştim. O ilandan alıcı geldi ama alıcı yetkisi alıp başka bir kişinin dairesini sattım. Yani ikisi Instagram reklamından geldi. Devamında 9 tane kirayı da 7'si şeyde, WhatsApp'ta tüm datam telefonumda olanlara bu işe dahil oldum diye, bu işi bundan sonra yapıyorum dediğim kişilerden gelen, yani yönlendirmeydi sonuçta ama gönderdiğim mesajla ilgili, ben bundan sonra bu işle ilgileniyorum çünkü hiç alakası yok önceki şimdi. 7'si de oradan gelmiş. Yani daha çok kendi datamdan, bir de genel reklam medyadan. Çok iyi. Yani sen yaptığın işlemleri, şu ana kadar çıkarttığın bütün işlemleri pazarlamadan çıkartmışsın. Senin aktif olarak hani FISBO araman ya da telefonu kaldırıp insanları aramanla değil, sosyal medyadan ve WhatsApp'tan yaptığın reklamların sonucunda seni aramalarından mı kaynaklandı? Evet, yani çok olmadığı için, deneyimim olmadığı için aldığım portföylerde genelde ilan verdiğimde de o kişiler doğru rakamdan alamadığım için portföyleri ikna edemedim. Yani sistemi, karabeyi falan filan bilmediğim için onların ilanı çıkmamışım. Yani genel bir reklamlar çıkmışım. Pazarlama sisteminde onların güvenini kazanacağım bir reklamlar çıktığım için genelde onlardan geldi. Çok iyi. Teşekkür ederim paylaştığın için. Başka arkadaşlar? Rakamlarına bakan? Ben söyleyebilirim. Evet Burcu, merhaba. Merhabalar. Benim tamamen etki çevresi gözüküyor ama şöyle bir durum var. Benim etki çevrem Erenköy Suadiye'de doğduğum, büyüdüğüm, oturduğum için hep oradan uzmanlıkla etki çevresi bir arada gibi oluyor. Bir de tavsiyeler, referanslar, memnun kalan etki çevrem ya da müşterilerimin refere etmesiyle başka müşterilerin bana ulaşması şeklinde. %80 böyle. Okay. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de paylaşabilirim. Sanlı. Niye? Evet. Hanım, merhaba. Benim 2019 geneli şöyle. Etki çevresi ve memnun müşteri. Memnun müşteri çok daha fazla. Daha önce işlem yaptığım müşteriler. Ama 2020'de mesela yaptığımız satışın biri FISBO'ydu. Diğer iki işlemim de şeydi mesela, bir kiralama, bir satılık hani yaptım. Hala da bende portföy olan müşteri. O da portföyüme çalışıyorken yaptığım pazarlama çalışmalarından binadan gelen portföylerdi. Hani 2020'de biraz daha bir cepten yememeyi tercih ediyorum. Çünkü hep cepten yiyoruz biz eski danışmanlar.
Sponsorlar dönüp geliyor. Etki çevresi, yani o dönemde memnun müşteriye dönüp geliyorum. 2020'de biraz bakış açımı daha şeye çevirmeye çalışıyorum. İşte Fizbo'dur. İşte onun dışında farklı ipuçları yaratmaya çalışıyorum. İki satışım da öyle olmuş. Yani biri Fizbo, biri de yani daha önce tanımamış olduğum bir müşterim yine. Pazarlama çalışmasından gelen bir müşterinin yeriydi. Teşekkür ederim Nimet Hanım. Sağ olun. Kaan mikrofonunda problem varmış. Yazı yazmış. Yaptığım 5 tane kiralık işlemin 3'ü etki çevremden geldi. 3'ünü ilandan, sahibinden verdim. Bir tane de yönlendirme ve Fizbo var demiş. Güzel. Buket de şey teklif etmişti. Yeni başlayan danışmanlar eğer henüz işlemleri yoksa aldıkları portföyler hangi kaynaklardan geldi diye. Bir de ondan bahsetmek ister misiniz? Hani sektöre bizimle yeni başlamış olabilirsiniz. Henüz işleminiz yoktur. Ama aldığınız portföyler hangi kaynaktan geliyor? Onu bahsetmek isteyen olur mu aranızda? Olur. Evet. Ebru Selam. Merhaba. Bana yönlendirmeler geliyor. Etki çevremden yok denecek kadar az. Daha evvel çalıştığım arkadaşlarım, diğer ofisten arkadaşlarım bana yönlendirme yapıyorlar. Sağ olsunlar. Onlarla şey yapıyorum. Yani yönlendirme daha çok bana. Daha çok yönlendirmeden geliyor. Evet. Peki o zaman şimdi bir soru sorayım size, hepinize. Bir para kazandıran aktivite burası, üçüncü bölge. Yani parayı burada kazanıyoruz. Ve şunu diyebilir miyiz, şunu söyleyebilir miyiz? Gayrimenkul işi aslında, yani bu sektör, randevu almak, ondan sonra alıcı bağlılık anlaşması ya da tek yetkili portföy sözleşmesi yapmak, ondan sonra da satış kapatmakla ilgili. Böyle diyebilir miyiz bu sektör için, basite indirgersek? Evet. Değil mi? Yani çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hatta bunu bu sayfanın kenarına yazayım. Bir, randevu almak. Randevuya gitmek zorundasın. İki, portföy almak ya da bağlılık anlaşması almak. Üç, kapanış yapmak. Yani bu sektör daha en basit anlatımla anlat derseniz tamamıyla şu üç tane başlık üzerinden gidebiliriz. Randevu yapmak, portföy ya da bağlılık anlaşması almak ve kapanış yapmak. Şimdi fakat şunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer randevu yoksa bunlardan hiçbirisi yok. Yani randevu aslında insanların hiç önem vermediği ya da hiç değer vermediği ya da çok gelişi güzel davrandığı, hoyratça davrandığı bir adımken aslında her şeyin kaynağının, yani aldığın portföyün ve yaptığın kapanışın, yani sonucunda kazandığın Türk liralarının ya da dolarların hepsinin kaynağı aslında randevu olmuş olması. Bunun olmuş olması gözümüzün önünde bu kadar netken sizce sektörde randevuya gereken değer veriliyor mu? Ölçme anlamında soruyorum. Üzerine titreme anlamında soruyorum. Koruma anlamında soruyorum. Odaklanmak anlamında soruyorum. Sizce yeterince değeri veriyor muyuz randevu başlığına? Maalesef hayır. Değil mi? Maalesef hayır. Bu benim şu andaki bu 21 dakikalık pazartesi dersimizin içerisinde çıkarttığım ilk aha. Yani bu kadar değerli olan bir şey, yani aslında her şeyin kaynağı olan bir şeye daha fazla önem vermemiz gerekmez mi? Daha fazla onu ölçmemiz, randevuya giden yolları, randevuya çıkan kaynakları, bunları daha net bir şekilde ölçüp buna odaklanmamız gerekmez mi? Çünkü şöyle bir laf var. Keller Williams'ın koçluk anayasasının birinci maddesi. Netlik gücün ta kendisidir. Neye odaklanırsanız o büyür. Eğer sen randevuya odaklanırsan, yani çünkü randevuya odaklandığında randevu içinde bu birinci ipucu üretme bölgesini getiriyor. Çünkü senin bir randevuya gidebilmek için ipucu üretmen lazım. O kaynakları takip etmen lazım.
Peki o zaman şimdi bir işletme yönetiyoruz hepimiz. Gary Keller bize diyor ki bir işletme sahibiymişsin gibi yapma, bir işletme sahibi ol. Bir işletme sahibi olduğunda da anahtar rakamlarını çok iyi şekilde takip etmek gerekiyor. En önemli noktası bu işin takip. Anahtar rakamlarımızı, temel rakamlarımızı takip etmeye başladığımızda da ilk aklımıza gelen soru şu olacak. Ben neyi takip etmeliyim? Hangi rakamlarımın üzerinde durmalıyım? Şimdi adım adım gidiyoruz. Bir gayrimenkul danışmanı burada bir işlem yaptı, para kazandı. Hani sene sonunda 50 tane işlem yapmış olabilir. Hadi 50'sinin ortalamasını söyleyelim. Sene sonunda 50 tane işlem yaptı ve belli bir para kazandı. Dönüp bu kazandığı paranın yüzdesel olarak baktığında kaç tanesi bana bunun etki çevremden gelmiş diye baktığında, işte şu anda 45 kişilik bir grubuz burada. Ortalamasına baktığımızda çoğumuzun hemen ana kaynağı etki çevresi. Yani büyük ihtimalle kazandığımız paranın yaklaşık %65 ile %80'i arası bize etki çevremizden gelmiş. O zaman bizim etki çevresine daha fazla vakit ayırmamız gerekmez mi? Daha stratejik olmamız gerekmez mi? Çünkü bu bir rakamlar oyunuysa ve bu kademeli olarak takip edebileceğim bir noktaysa, o zaman ipucunun nereden geldiğini ve ne şekilde bu parayı kazandığımızı tespit ettiğimizde bu birinci bölgenin ne kadar önemli bir bölge olduğu bir daha ortaya çıkıyor. Şimdi şu cycle'ı, döngüyü tekrar hatırlayalım. Şu nokta gayrimenkul danışmanı olarak senin birisine ev sattığın nokta diyelim. Yani bu nokta kapanış noktası. Bir müşteri senden ev satın aldığı andan itibaren bir gün sonra, çok gün değil, çok enteresan, bir gün sonra ev satın almaya en uzak kişi konumuna düşüyor. Dün senden ev satın aldı, ertesi gün, bir gün sonra, bugün ev satın almaya en uzak noktada. Bu kişinin bir sonraki satın alacağı ev, istatistiklere göre, yapılan çalışmalara göre ortalama kaç sene içinde olacak, kaçla kaç yıl arasında? 3 ile 7 arasında. Yani şu aradaki çizgiyi, şu aradaki yeni çizgiyi 3 ila 7 sene arası olarak yazalım. Sen bugün birisiyle tanışırsan ipucu ürettin. Etki çevrendesin. Etki çevrendeki insanlarla konuşuyorsun. Onlardan iş istiyorsun. Onlardan direkt olarak iş istiyorsun. Benim vereceğim hizmeti sizin gibi tanıdığınız, sizin çevrenizden aynı güzel hizmeti vermemi istediğiniz başka herhangi birisi var mı diye sorduğunuzda, bir isim istediğinizde, uzmanlık bölgenizde, etki çevrenizde, dokunuş kampanyalarınızda, aramalarınızda bir arkadaşının telefon numarasını size verdiğinde, o kişiyle konuştuğunuzda, o belki şu anda bu noktada. Diyecek ki size, Haluk Bey, evet, Meltem Hanım bana sizden de bahsetti. Çok memnun kalmış verdiğiniz hizmetten. Fakat biz daha 2 ay önce ev aldık. Şu anda biz ev satın almayı düşünmüyoruz. O zaman bu konuştuğunuz insan bu noktada. O zaman ben gayrimenkul danışmanı Haluk Bey'e sorayım. Bu insan daha yeni ev satın almışsa, bir daha bu insanın da ev satın almasına yaklaşık 3 ila 7 sene varsa, bu insana hiç dokunulmamalı mı yoksa bu insana dokunulmalı mı? Dokunulmalı. Değil mi? Dokunulmalı. Çünkü bu adama sen eğer dokunursan yavaş yavaş zaman içerisinde dokunuşlarını gerçekleştirdiğinde yavaş yavaş bu insanı bu 3 ila 7 sene içerisinde bir yolculuk halinde onu tepe noktasına gidene kadar bu yolculuğu sen onunla birlikte vermiş oluyorsun. Bu yolculuğun ismi de KW'nun içerisinde dönüştürmek için 36. Dönüştürmek için 36 demek, bu insana, sen bugün tanıştığın insana ya da dün tanıştığın insana şu noktadaysa ve 3 ila 7 sene içerisinde ev satın alacaksa mutlaka ev satın alacak. Bakın unutmayın, yapılan araştırma şunu göstermiş. Bir insan yetişkin hayatında 4 tane ev satın alıyor. Ortalama bir insan yetişkin hayatında yani 4 tane ev satın alma ya da satma işlemi yapıyor.
Şimdi bu yolculuğu sen o insanla geçirdiğinde, bu tepe noktası geldiğinde herhangi bir gayrimenkul danışmanı, senin dışında bir danışman, bu müşteriyi şu noktada yakalama, yani şöyle söyleyeyim, olasılıklar dahilinde mi bu insan, şurada sen yakaladın, 7 sene sonra bu insan ev satın alacak. Ev satın almayı tam 3 ay kala başka bir gayrimenkul danışmanı devreye girmesi olasılıklar dahilinde bir şey mi? Değil mi? Hayatın bir parçası. Adam ev satın alırken belki ne bileyim ilanlara bakıyor. İlanlara baktıktan sonra birkaç tane gayrimenkul danışmanını arıyor. Yani şu noktada başka bir gayrimenkul danışmanının devreye girip bu adamın ya da bu kadının bu satın alacağı ya da satacağı evde senin rolünü çalma ihtimali, eğer sen bu geçtiğimiz 7 sene içerisinde bu insana 36 dokunuş kampanyasını gerçekten hakkını vererek yaptıysan, yılda kaç kere araman gerekiyordu bu insanı? 4 kere. Yılda 4 kere aradıysan, e-maillerini gönderdiysen, ev adresine emlak bilgilerini gönderdiysen, şu noktada isterse devreye şey girsin, bir emlak devi girsin, isterse dünyanın ne söyleyeyim yani, en yakışıklı emlakçısı devreye girsin, en güzel emlakçısı devreye girsin, en harika giyimlisi devreye girsin ya da en gözünden ateş çıkartanı girsin, bu müşteri o işi seninle yapar. Maksat zaten bu insanların kafasındaki bir ya da iki numaralı gayrimenkul danışmanı olma savaşını kazanmakla ilgili. Şimdi bu 36 dokunuş kampanyasını bir yıl içerisinde dokunuş kampanyasına baktığında şu tabloyu tekrar yakınlaştıralım. Her yıl mutlaka 4 tane telefon araması. 2 haftada bir mutlaka, yani ayda 2 kereye denk gelecek bir şekilde e-mail, 2 dokunuş etkinlik, 4 tane de dokunuş bu insanın ev ya da iş adresine promosyonel bir şekilde bir mektup olur, bir emlak bilgisi olur, bir farklı onun, çünkü bir dedektiflik yapıyorsun sen. Tuttuğu takımla ilgili bir sticker olabilir, yemek tarifi olabilir. Mutlaka o insanın evinin kapısının içerisine içeri girmek. Bunu gerçekleştirebilmek için de mutlaka veri tabanınızdaki insanların isim, telefon numarası, e-maillerini ve de fiziksel ev adreslerini almamız gerekiyor. Şimdi dönem, farklı bir dönemin içerisine girmeye başladık. Tahminimizden çok daha hızlı bir şekilde bu dijital dönüşümün içerisinde bulduk kendimizi. Bu dijital dönüşümün içerisine girdiğimizde de müşterilerimize düzenli olarak mutlaka dokunmamız lazım. Çünkü birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş, her zaman müşteriyi şu noktada yakalayacağız diye bir şey yok. Bu noktada yakaladığın müşteri de evini sattıktan sonra ertesi gün bu noktaya geliyor. Ve her şey yeni baştan başlıyor bir insana sattığında. Bizim mesleğimiz şöyle bir meslek. Hani ben bir kere hizmet veririm, bir kere servis veririm. Yani bir kere satış yaparım. Ondan sonra o insanı unuturum değil ki. Bizim mesleğimiz bu insana bir hizmet verdikten sonra bilsek bile o insanın ertesi gün ev satın almaya en uzak noktaya geldiğini, ona tekrar dokunuşlar yapmak. Sadece bu insanın 7 sene sonra bundan bir başka bir ev satın alması değil. Ayrıca bu yolculuğu onunla birlikte giderken düzenli olarak bu insanın bize başka arkadaşlarını da yönlendirmesi. Başka tanıdıklarını da gayrimenkul danışmanı olarak size yönlendirmesi. Danışmanınız olması için size yönlendirmesi. Orada ben bir şey ekleyebilir miyim sana? Tabii. Aslında kiralama yaptığımız müşterilerin ev alma şeyleri daha hızlı olabiliyor. 3 yıldan önce de bunlar sizden ev alabilme ihtimalleri çok yüksek. Benim başıma geldi. Benim öyle bir ders aldığım bir işlemdi. Kiralık portföyüme, devamlı kiraladığım portföyüme gelmişti. Ben takibi yapmıyordum açıkçası. Fakat 2 yılın sonunda beni aradılar. Biz evden çıkıyoruz. Ve de o kadar böyle benim çok rahat satabileceğim bir evi satın aldılar ki, yani orada acayip çok üzülmüştüm. Yani sadece satılık değil de kiralama yaptığımız müşterileri de çok sıkı takip etmemiz lazım. Onların satın almaya dönmeleri daha hızlı oluyor. Ev satıp da hani bekleyeceğimiz diğer müşterilerden daha motive müşteriler gibi onlar.
kiralık yapılan müşteriler. Çok teşekkür ederim Nimet Hanım. Bu çok değerli bir ders. Gary Keller'ın da hep söylediği bir şey. Hep şunu söyler. Gayrimenkul danışmanlığı yapmak aslında emlakçılık bir çeşit öğretmensin. Müşterilerine ev alacak ya da ev satacak kişilere bir şekilde gayrimenkulle ilgili piyasa öğretmenliği yapıyorsun. Ve Gary Keller hep şunu söyler. Kariyerimin herhangi bir döneminde birisi kiralık ev aramak için benim karşıma ipucu olarak çıktıysa onunla yaptığım ihtiyaç analizinin içerisinden mutlaka onların kafasının içerisine ev satın alma fikrini yerleştiririm. Ve şunu da söyler, benden kiralık mülk için, almak için gelen müşterilerin %80'i uzun vadeli dönem içerisinde hepsi benim satıcı müşterilerim ya da alıcı müşterilerim haline dönüşmüştür diye söyler. Eğer piyasaya hakimseniz, banka kredilerine, uzmanlık bölgenizdeki ev fiyatlarına, bunlara hakimseniz, gerçekten özellikle bizim bölgemizde 6-7 bin liraya ev sat kiralamak isteyen insanları çok ciddi bir şekilde ev satın almaya yönlendirebilirsiniz. Değil mi Aydın? Çünkü 7-8 bin lira kira böylece gücü olan bir insan büyük ihtimalle bir kapitali de vardır. Mortgage'de ev satın alabilir. Derya'cığım söyle. Yeşim Yılmaz hemen hemen tüm eğitimlerinde anlatır. Kendi etki çevresinden yeni evli bir çifti Kalırmız Cadde'ye yönlendirdim. Doğru bir analiz yaparak 750 bin liralıktı yanlış hatırlamıyorsam bir ev sattılar diye. Hı hı. Caddenin ihtiyaç analizindeki doğru çalışmalarını hemen hemen her eğitiminde anlatıyor. Yani kiralık diye baktığımız kişi satılığa dönebilir ya da biz döndürebiliriz. Çok iyi. Murat Algen sattı. Evet. Ha, süper. Öyle mi? Çok iyi. Şimdi peki ben bir şey daha söyleyebilir miyim Sanlı? Dersini bölmek istemiyorum da. Yani arkadaşlarıma örnek olsun diye söyleyeceğim. Mesela benim şu an çok değerli bir müşterim var. Demin hani siz konuşuyorken onu saydım. Bir yaklaşık 4-5 yıl içinde ben onunla 16 tane işlem yapmışım. Hı hı. Bu benim müşterim benim bir portföyüme, eski bir müşterimin portföyüne kiralık müşteri olarak gelmişti. Yani o arada çıkmaya karar verdi. O arada ben onlara servis yapıyorken, müşterileri getirip götürüyorken arada oluşan onlara verdiğim güven, işte çalışma herhalde aşkım diyeyim. Hemen mesela onlar ev satmaya karar verdiğinde kardeşi evini satacaktı, beni aradı. Ondan sonra o kadar çok işlem yaptım ki onlarla ben şu an benim en değerli müşterilerimden biri. Yani o kiralık verdiğimiz insanları da lütfen, Ataşehir'de çoğu müşterim benim öyle. Hep bana kiracı gelmiş. Daha sonra ben onlara ev satmışım. Tekrar işte yurt dışına gitmişler, evlerine çalışmışım. Hani bunları gerçekten korumak gerekiyor. Çok önemli. Yani bugünkü konunu çok beğendim açıkçası. Her zaman çok daha güzeldi ama bu dokunuşlar bizim işimizin aslında kemiği yani. Kemik noktası. Tabii. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Şimdi bu tabloya, Milyoner Gayrimenkul Danışmanı kitabının içerisindeki bu tabloya baktığımızda ipucu üretme modelinin içerisinde olan bir tablo. Şimdi ipucu üretme ikiye ayrılıyor. İpucu üretme modeli ikiye ayrılıyor. Birincisi müşteri bulma, ikincisi de pazarlama. Müşteri bulma ile pazarlama arasında temel bir fark var. Kim söyleyebilir bunu? Müşteri bulma bizim yapmış olduğumuz bir aktivite. Pazarlama da ilan vererek, reklam çıkarak direkt müşterinin bize ulaşması. Çok iyi. Yani süper Burcu. Şunu diyebiliriz değil mi? Müşteri bulma çalışması. Arayan aranan. Evet. Sen arıyorsun. Pazarlama yaptığında seni arıyorlar. Aynen. Şimdi Gary Keller bize müşteri bulma çalışmasıyla ilgili böyle gayrimenkul danışmanlarının yaptığı çalışmaları alt alta sıralamış. Mesela işte sahibinden satılıkları aramak, yeni satılmış mülkleri aramak. Bakın bu da enteresan. Bu tabloya baktığınızda aslında şöyle ahalar da çıkartabilirsiniz. Kaç tane gayrimenkul danışmanı sizce Türkiye'de yeni satılmış ya da yeni ev satın almış bir insana telefon açar? Düşünsene tanımıyor olabilirsin. Mahallede bak taşınma kamyonlarını görürsün. Birisi bir eve taşınıyordur. Bir şekilde o kişiyle ayaküstü sohbet edebilirsin. Kartını alırsın, kartını verirsin. Ertesi gün telefon açabilirsin. Yeni taşınmış bir insana da telefon açılabilir. Ya da evini yeni satmış bir kişiye.
başka bir firmanın, diyelim ki X firmanın bir gayrimenkul danışmanı işte herhangi bir semtte çift havuzlarda diyelim ki bir mal sahibinin bir evini sattı. Sen de Fizbo'dan o adamı takip etmiştin ama sana vermedi de sözleşmeyi, X markadan başkasına verdi. Sen de adamın telefon numarası var, bilgisi var, daha önceden konuşmuşsun ve adam evini satmış, düşünsene. Coldwell Banker'lı birisinden, Remax'lı birisinden evini satmış. Adam ev satana kadar büyük ihtimalle gayrimenkul danışmanları arasında çok rağbet görüyordu. Değil mi? Her gün herkes arıyordu onu telefonla. İşte evinizi görebilir miyim? Müşterin varsa gel kardeşim. İşte evinizi görebilir miyim? Ya çok gayrimenkul danışmanı arıyor. Evinizi görebilir miyim? En sonunda da diyor ki mesela ben başkasıyla sözleşme yaptım. Ne yapıyorsun? Sen de o zaman küsüyorsun. Yani üzülüyorsun. Ondan sonra da 15 gün sonra, bir ay sonra o evin satıldığını görüyorsun. Sonra aranızda sohbet etmeye başlıyorsunuz. Ya ben bu Fizbo'yu aramıştım da sözleşmeyi alamadım. Çok yaklaşmıştım ama takip etmediğim için alamadım. X firmadan başkası aldı. 15 günde de sattı. Şimdi adam 15 gün sonra sattıktan sonra son 2-3 ayda çok popüler olan bu adam, yani telefonları susmayan bir adam, evini sattıktan sonra ilanı da Fizbo'dan kaldırdıktan sonra eski popülaritesi kaldı mı? Eskisi kadar çok aranıyor mu? Aranmıyor. Düşünsene, yani şu noktada yeni satılmış, evini yeni satmış bir kişiye bir dokunuş yapıp ondan sonra onu, hani şu cycle'ı, döngüyü tekrar çizelim. O insan şu anda bu noktada, evini sattıktan sonra. Hadi seni şimdi çok güzel bir 7 yıllık bir yolculuk bekliyor. Çıkmaya var mısın bu insanla o yolculuğa? Evini sattı, nasılsın? Hatırınızı sormak istedim. Uzun süre sizi takip etmiştim. Hayırlı olsun demek istedim. Çok sevindim. Hiç şeyi de sormayın. Kaça sattınız falan gibi. Yani bilgi almak istediğinizi hisseden bir konuşma yapmanıza gerek yok. Amerikalıların çok güzel bir lafı var. Şey söylerler. Yani önce sen ver. Bir şey istemeden önce birisinden önce sen ver. Hatırını sormak için aradım. Hayırlı olsun demek için aradım. Diye aradığında ondan sonra, ya o kadar güzel bir fırsat ki, nimet ki bu. Telefon numarası var, e-mail adresi var, her şeyi var. Ondan sonra da bu kişiyi 33 dokunuş kampanyasına ya da 36 dokunuş kampanyasına dahil edeceksin. Şimdi ya da devam edelim aşağı okuma. Yeni satılığa çıkmış. Eski müşteriler. Eski müşterilerin de mesela ben yuvarlak içine alayım. İş ortakları. Mesela Yasin, senin sorduğun bu iş ortakları, diğer gayrimenkul danışmanları bu iş ortakları kademesine belki girebilir. Ondan sonra bankalar, inşaat şirketleri, müteahhitler. Şimdi bu listeye şöyle baktığınızda hepsi mantıklı geliyor. Değil mi? Yapılsa iyi olur dediğiniz şeyler. Çoğumuzun yaptığı en önemli hata bu listenin içerisinde kaybolmak oluyor. Aa çok iyi, üçüncü madde de iyiymiş, beşinci madde de iyiymiş. Sanlı yeni satılmışlarla ilgili söyledi, o da iyiymiş. İnşaat şirketi de iyiymiş. Uzmanlık bölgemdeki diğer şirketler, işte mobilyacılar, araba galerileri, onlar da iyiymiş. Şimdi hepsine bu iyiymiş, bu iyiymiş, bu iyiymiş dersen o zaman hiçbir sonuç elde edemezsin. Yapacağınız şey bu liste içerisinden, bu sol taraftaki sütün içerisinden iki ya da bilemedin üç tanesini seçmek. Hangisinde iyisen, eğer benim biraz önce yeni satılmışlarla ilgili söylediğim taktik, yani ben sadece rastgele bir tanesini seçip söyledim. Sen bu listenin içerisine bakıp derin derin düşünürsen, kendinin en yeteneklerini, en değerli özelliklerini ortaya çıkartabileceği noktaları bulursan, mesela başka bir şey bulayım buradan size. Burada door knocking'i kapıdan kapıya tanıtım diye yazmışlar. Bu kapı çalma diyelim buraya. Bildiğin hardcore müşteri bulma çalışması. Yani müşteri bulma çalışması daha hiç bu kadar kesin bir şekilde, net bir şekilde, sert bir şekilde karşımıza çıkmaz. Kapı çalma. Şimdi 45 kişilik listenin içerisinde burada ben arkadaşlarıma soruyorum. Burada kapı çalmaya cesareti olan kim var? Ben. Bravo. Ya
Aslı var. Ela elini kaldırdı. Ve ben yaptım. Ben yaptım diyen kim? Fırat ben. Fırat Akka. Yani ben de yaptım sandım. Çok güzel. Ben izin verirseniz Aslı senden örnek vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'de kapı çalınmaz, değil mi? İşte bizim buralarda bu işler böyle olmaz falan derken bu olaylar Covid Movid olmadan önce Aslı ile bir gün ofiste sohbet ediyoruz. Aslı'nın böyle inanılmaz bir enerjisi, motivasyonu yüksek. Böyle gözlerinin içi gülüyor, parlıyor. Hayrola dedim, nedir durum? Aslı sen anlatır mısın bana bu kapı çalmayla ilgili? Evet, ben bölge çalışmaya başladım. Sonra bir cesaret, bir apartmanın önüne gittim, gözüme kestirdim. Ve o apartmandan içeriye girmeye cesaret toplamaya başladım. Kapılar kapalı, güvenlik yok, hiç kimse yok. Kapıda beklemeye başladım. Birisi çıkarken hemen girdim. Ondan sonra en üst kattan itibaren başladım. Bir değer bildirimim vardı, bir kitap ayıracım, kartım. En üst kat, asansörle en üst kata çıktım. Tek tek daireleri gezdim. Ben burada emlakçılık yap, emlak ofisim var dedim. Size yardımcı olabilir miyim? Satılık herhangi bir daireniz var mı? Veya burada kiracı mısınız? Kendi daireniz mi? Onların bilgilerini aldım. Ondan sonra böyle işte 6 tane telefon aldım. 6 tane mail alabildim. Herkes iyi karşıladı. Sonra bir tane kapıya kartımı bıraktım. Kimse açmamıştı. Sonra ofise geldim. Ofise geldiğimde telefonum çaldı. Aslı Hanım, biz bu daireyi aldık, yeni geldik buraya. Satalım mı, satmayalım mı? Karar veremiyorduk. Şimdi sizin kartınızı gördük. Biz de bir emlak danışmanıyla çalışmak istiyorduk. Gelip evimize bakabilir misiniz dediler. Ben de işte o dakikadan sonra böyle koşarak sandım, ne oldu biliyor musun? Peki ben bir soru soracağım burada. Bunu bir kere yapıp bunun keyfini aldın. Bunu düzenli olarak yaptığını düşün, kariyerinin sonuna kadar. Bunu düzenli olarak yapsan buradan ipucu akışı sağlar mısın? Kesinlikle. Tamam. Bir kere o gittiğim daireyi sadece ben biliyorum. Yani gün yüzüne çıkmamış bir portföy. Kimsenin haberi yok. Yani öyle bir müşteri olduğundan kimsenin yok. O dairenin satışta olduğundan kimsenin haberi yok. Yani muazzam bir kaynak. Çok iyi. Yani onların bir emlakçısı yok. Yok. Hiç kimse bilmiyorlar. Şimdi burada yaptığın şey aslında sen birinci bölgede bir ipucu ürettin ve bu sol taraftaki müşteri bulma sütununun içerisinden kendi güçlü olduğun noktayı seçip bir şeye odaklandın. Fakat şunu unutmayın, burada yapacağınız şey sizin işinize yarayan, yaradığını fark ettiğiniz bir taktiği, bir stratejiyi bulup orantısız bir şekilde ona odaklanmak. Çok aşırı bir şekilde güç göstermek. Yani bu listenin içerisinden 2 ya da 3 tanesini evet dediğinde geri kalan 25 tanesini hayır demiş oluyorsun. Bir kere bununla yüzleşmen lazım. Bu konuyu da kendine barışık olman lazım. Her şeyi yapamazsın. Şimdi ben 45 kişiye ya da 450 kişiye hadi arkadaşlar her gün kapı çalıyoruz desem ben bunda başarılı olamam. Kendi karakterine uygun olan şeyi, kendi güçlü yanlarına uygun olan şeyleri. Eğer müteahhitlerle iyisen, hani böyle müteahhitlerin karşısında onların bir tarzı var ya, eğer o tarzın karşısında iyi olduğunu düşünüyorsan müteahhiti seç. Diğer gayrimenkul danışmanlarıyla onlardan ipucu akışı sağlamak istiyorsan yönlendirme, onları seç. Yeni satılmış dairelere odaklanmak istiyorsan, fizbolara odaklanmak istiyorsan onları seç. Şimdi şu üçgeni hiç unutmayın. Her zaman gözümüzün önünde bu üçgen olsun. Gayrimenkul işinde üçgenin ana tutunak noktası, ana dayanak noktası ipuçları. İpuçları yoksa hiçbir şey yok. İpuçları bize portföyler getirir. Tabii bir arada da ipucunu portföye götürmek için randevu var. Ve portföye odaklandığın zaman da belli bir zaman sonra işletmen o kadar büyük ki kaldıraç kullanmak zorunda kalırsın. Kaldıraç kullanmak demek sistem kullanmak demek. Kaldıraç kullanmak demek organizasyon yapını büyütmek, takımını genişletmek demek. Şimdi ipucunu üretip portföy aldığında portföyü de kaldıraç olarak kullanmak, işte bunu biraz önce Aslı ile konuştuğumuz gibi bu bir kapı çalmak olabilir.
Zaten apartmandan içeri girmişsin. Zaten bir tane portföy almışsın, brandayı asmışsın, apartmanın içindesin. Çal karşı kapının komşusunu. De ki karşı komşunuz Ali Bey ile Zeynep Hanım evlerini satıyorlar. İlk siz bilin istedim. Fakat şunu da tekrar ederek söyleyeyim. Bu konu, kapı çalma konusu eğer senin böyle karnını ağrılar sokuyorsa yapma. Bak bu listenin içerisinde senin yapabileceğin büyük ihtimalle senin hoşuna giden başka maddeler de vardır. Bak dikkat edersen burada eski müşteriler diye bir bölüm var. Türkiye'de de vardır. Sizin aranızda da vardır. Amerika'da da var. Yılda yani 100-120 milyon dolarlık hacimle satış yapan, yılda 3,5-4 milyon dolar brüt hizmet bedeli yapan gayrimenkul danışmanlarından bir bölüm var. Sahnede gerek gelir onlarla söyleşi yapıyor. Adam diyor ki ben sadece eski müşterilerime odaklanırım. 21 yıllık kariyerimde bir tek fizbo aramadım diyor. Ya da diyor ki ben sadece eski müşterilerime odaklanırım. 15 yıllık kariyerimde bir kere bile kapı çalmadım diyor. Şimdi ben gayrimenkul danışmanlarını tanıdığım için sizin de içinize ben bunu söylediğimde böyle bir ferahlama geldiğini görüyorum. Fakat ferahlamanın gelmesine bence hiç gerek yok. Eğer kapı çalmıyorsan, fizba yapmıyorsan o zaman bu eski müşterilerine öyle orantısız bir güç kullanmalısın ki. Yani bütün ipucu üretme modelini, bütün sistemlerini ve modellerini eski müşterilerin üzerine kurmalısın. Yani kapı çalmayıp ben yatıyorum demiyor. Ben fizbo hiç aramadım, ben yan gelip yatıyorum demiyor. Diyor ki ben bütün ipucu üretme modelimi eski müşterilerim üzerine kurdum. Eski müşterilerim üzerine kurdum demek de yaptığı şey şu. Eski müşterilerin üzerine nasıl kurdun diye bir soru geldiğinde hemen şunu söylüyor. Diyor ki ben müşterilerime bir yıl içerisinde herkese, veri tabanımda benim 1736 kişi vardır ve onu ezbere bilir. Diyor ki 1736 kişiye her yıl 36 kere dokunurum. Gerekli şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki eğer bu 36 dokunuşu 33 dokunuş yapmak istiyorsan yap. Bu 33 dokunuşu 36 yapmak istiyorsan yap. Bu 36 dokunuşu belki hani kafan karışmasın, daha rahat hissetmek istiyorsan kendini 50 dokunuşa da çıkartabilirsin. Kafam hiç karışmasın diyorsan 52 dokunuşa çıkartabilirsin. Yani haftada bir. Fakat bu 36 ya da 33 dokunuşu sen 24'e indirdiğin zaman, sen bu 36 dokunuşu 12'ye indirdiğin zaman ben bu sistemin çalışacağının sana garantisini veremem. Minimum 33. 33'ün üzerine bakın şimdi teknoloji çağındayız. Ben size tavsiyem kafanız karışmasın diye bu 36'yı yapın 52 dokunuş. Buradaki 36 dokunuşun hepsini uygulayın. Geri kalan aradaki 16 tane dokunuşu da sosyal medya dokunuşları olarak koyun. Yani her düşünsene her hafta birisine bir dokunuş yapıyorsun. Sosyal medyada bir resmini like ettin. İki hafta sonra onun sosyal medyada bir resminin altında bir yorumda bulundun. Maksat müşterilerle iletişim halinde kalmak. Şimdi bunların içerisinde çıkartamayacağın, hani hiçbirini çıkartma da ama diyelim ki teknolojiyle aran çok kötü. Hiç sevmiyorsun, e-mail atmayı bilmiyorsun, etkinlik yapmaktan hoşlanmıyorsun, ev adreslerine bir şey göndermek istemiyorsun. O zaman tek yapacağın şey yılda veri tabanındaki 1236 kişiyi yılda 4 kere telefonla aramak. En azından bunu yap. Çünkü en azından onu yaptığında şu yolculukta bu insanları en azından 3 ayda bir telefon açmış, yani yılda 4 kere telefon açmış bir gayrimenkul danışmanı olursun. Bunu yapabilmekte aslında eski gayrimenkul danışmanlarının gururla söylediği bir şey var. Onun da tekrar üzerinde durayım. Hani şöyle bir söylem vardır. 10 yıldır bu işi yapıyorum, hiç kimseyi aramadım. Yani o kadar bunu böyle gururla söylerler ki ve de bakarsın aslında hakikaten inanılmaz bir potansiyel vardır. Ya 10 yıldır hiç kimseyi aramamış, ne bileyim ciro şampiyonu oluyor. Allah Allah. 10 yıldır hiç kimseyi aramamış, ofisinde birinci olmuş. Allah Allah, güzel araba kullanıyor, evi güzel, çok iyi. Düşünsene bir de arasaydın ne olurdu?
Bir de arasaydın, bu dokunuş kampanyalarını yapsaydın ne olurdu? Eğer senede 1 lira kazanmışsan, eğer bu aramaları yapsaydın senede 9 lira kazanırdın. Yani kazancını 8'e, 9'a, 10'a katlardın. Bu kampanyaları yapabilmek için iki tane yolumuz var. Ya Gary Keller'ın ayakkabı kutusu taktiğini kullanacağız. Bunun da üzerinde bu hafta duracağım. Hakikaten şimdi onu çalışıyorum. Geçen hafta sonu da Buket'le, Buket'in dersi için oturduk çalıştık. Shift eğitimi için. Orada Gary Keller'ın ayakkabı kutusuyla ilgili. Şimdi internetten KW Üniversitesi'nin videolarından onu da buldum. İki tane yolunuz var bu insanlara yılda dokunabilmek için. Ya gerçek anlamda bir tane kutu alacaksınız. Bu kutuyu ikiye böleceksiniz. Yani makasta kesmek anlamında değil, araya kalın bir karton koyacaksınız. Bu tarafına A, B, C, A'dan Z'ye kadar harfler koyacaksınız. Böyle şeyler, kartlar. Bu tarafını da Ocak'tan Aralık'a kadar ay ay yazacaksınız. Bu A'dan Z'ye olarak yazdığınız şeylerin içerisine de ayrıca şöyle kartlar alacaksınız. Ve her bir kartın içerisine müşterinizin adını soyadını yazacaksınız. Yani ne demek müşterinin adını soyadını yazmak? Diyelim ki bir tane müşterin var. İsmim Derya Soysal olsun. Derya benim müşterim olsun. Buraya ben Derya Soysal yazıyorum ve Derya ile ilgili bildiğim her şeyi buraya yazıyorum. Doğum tarihini yazıyorum, tuttuğu takımı yazıyorum, evli mi, çocuğu var mı, onu yazıyorum, nerede oturduğunu yazıyorum, hobilerini yazıyorum. Dikkat ederseniz bu kart sadece Derya Soysal'a özel bir kart ve yaşayan bir kart. Niye yaşayan bir kart? Yılda zaten 3 kere, 4 kere onunla iletişimde olduğum için, sosyal medyasından da takip ettiğim için, onunla ilgili bilgiler edindikçe soyadından yapmış olayım. S harfinden çıkartıyorum Derya Soysal'ı ve yeni öğrendiğim bilgileri bunun içine işleyip ondan sonra tekrar D harfinin olduğu yere bu kartın içerisine tekrar bunu geri koyuyorum. Sonra bir de başka kartım var Derya Soysal'la ilgili. Bu sabit A'dan Z'ye olan yerde hep D harfinde hep duruyor. Derya ile bilgi edindikçe ona yazıyorum ve D harfinin içerisine geri koyuyorum. Sonra başka bir tane daha karton kağıdım var bu boyda. Bu da Derya Soysal başlıklı. Bunda sadece Derya Soysal'ın adı, soyadı ve telefon numarası yazıyor. Altındaki bölümlerde de el yazısıyla yazabileceğim gayrimenkulle ilgili ihtiyaçlarını yazıyorum. Diyorum ki mesela 24 Nisan 2020 günü konuştum. Evini satışa çıkarttı. Şu anda bir gayrimenkul danışmanında çalışmak istemediğini söyledi. Bunu yazdım ve bunu nereye koyuyorum biliyor musunuz? Buradaki Ocak'tan Şubat'a kadar olan kutun ikinci bölümü var ya, burası da Derya ile diyelim ben Nisan ayında konuştum. Bana dedi ki, ya Sanlı, ben bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmak istemiyorum ama iki ay kendi başıma deneyeceğim. Şöyle bir Haziran'ın ortasında hala satamamışsam bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmayı düşünebilirim dedi. Ben Derya'yı ne zaman aramalıyım sizce? 24 Nisan'da bana bunu söyledi. 15 Haziran'a kadar bana süre verdi. Ne zaman aramalıyım sizce? 15 Mayıs'ta. Güzel, bravo. Ben 10 gün sonra ararım. Aynen ben 1 Mayıs'ta ararım. Bir hafta sonra. O zaman bu Derya Soysal kartını ben buraya Mayıs'ın içerisine koyuyorum. Mayıs'ın içerisinde bu kartı ittirdim. Tepesinde de Derya Soysal. Böylece ne olmuş oluyor? Ben her gün bu Ocak'tan Aralık'a kağıtlarıma bakarken bugün Mayıs ayındaysam Mayıs ayı gelse bakıyorum benim Mayıs'ta Derya'yı aramam lazım. 5 Mayıs'ta. Derya'yı aradıktan sonra 5 Mayıs'ta Derya bana diyor ki ya sen aradığın iyi oldu. Ama ben biraz daha kendim deneyeceğim. Haziran 15'inde seninle tekrar konuşalım dedi. Ben bu kartı alıyorum. 1 Haziran'a koyuyorum. 15 Haziran'a değil. Ya da ne bileyim bugün aradım. Derya dedi ki ya Samlı ben şansım yaver gitti sattım dedi. Düşünsene yani şu döngünün içerisinde bir anda en düşük noktaya düştü benim için.
Şimdi ben biliyorum 3 ila 7 sene arasında ev satın alacak. 7 sene sonraya mı koyayım bu kartı? Hayır, 3 ay sonraya koyuyorum. Eğer 1 Mayıs'ta ben bu konuşmayı yaptıysam 1 Ağustos'a bu kartı koyuyorum. Çünkü benim görevim nedir? Gayrimenkul danışmanı olarak, bir işletme sahibi olarak her gün içinde bulunduğum ayda yapacağım işler listesini görüyorum. Tek müşterim Derya değilse, şimdi Mayıs ayı geldi de ben Mayıs'ın arasını bir açıyorum. Aa, diyor ki bana mesela Ela'yı ara, altında da Ela'nın gayrimenkulle ilgili en son yaptığım konuşmayla ilgili notlar var. Aa, bir bakıyorum Fırat'ı ara, aa, Erdem'i ara, aa, Neslihan'ı ara. Herkesin kartları var. Ben Erdem'i notuna bakıyorum, kartına. Aa, diyorum ki çok güzel, en son 2 ay önce konuşmuşum. Orada onun da notu var. Bugün onu arama vaktimse arıyorum. Erdem Bey nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bir halinize attığınızı sorayım dedim. Bu aralar bana bir yönlendirme yapmayı düşünür müsünüz dedim. Erdem de yok sanlıcım, çok teşekkür ederim dedi. Ben Erdem'i alıyorum tekrar. Nereye koyuyorum bu kartı? Yukarı. Evet, yakaç ay sonra. Evet, Mayıs'ta konuştuysam Ağustos'a koyuyorum. Ama bazen illa 3 ay sonraya koymana gerek yok. Mesela ben bugün diyelim ki telefonda Burcu ile konuştum. Burcu bana dedi ki ya çok iyi oldu aradığınız ama benim bir arayışım var. Bir şey yapmak istiyorum. Bir aklımı toparlayayım. Bir 15-20 gün sonra konuşalım dediğinde ben o kartı alıyorum. 15 gün sonraya koyuyorum. Şimdi CRM sistemi kullanmıyorsanız bunu yapacaksınız. Bu kötü bir metot değil. Fakat bunu dinlerken hoşuna gidenler olabilir. Bunu dinlerken de ya bu çağda bu ilkelliği mi konuşuyoruz diyen olabilir. Bu çağda bu ilkelliği konuşmamak için bugün saat 14'te Burak Aydın tamamen bu 36 dokunuş kampanyasını Keller Williams'ın kontrol paneli üzerinden, yani Keller Williams'ın CRM sistemi üzerinden yapabilmeniz için size 2 saatlik bir eğitim tasarladı. KW Türkiye'nin içerisinde kontrol paneli Burak'tan daha iyi bilen hiç kimse yok. Eğer siz sistematik olarak pazarlamayı ayakkabı kutusu metoduyla yapmak isterseniz yapın. Hatta ben ayakkabı kutusuyla yapmanızı da teşvik de ediyorum. Ayakkabı kutusuyla yapmak isteyenler için de özel bir grup oluştururuz. Hakikaten birbirimizi öğretiriz. Öyle yaptık, böyle yaptık. Fakat büyük ihtimalle çok azınlık olacak bunu bu şekilde yapmak isteyen. Büyük bir çoğunluk bunu otomatik olarak yapmak isteyecek. Yani otomatik olarak yapmak istemek de şu. Yani ben Derya'yı 3 ay sonra arayacaksam CRM sistemi Derya'yı bir robotik bir sesle aramıyor. Derya'yı yine ben arıyorum ama Derya'yı 1 Mayıs'tan 1 Ağustos'a elimle koymuyorum. CRM sistemi üzerinden not alıyorum. Ben bugün Derya'yı aradım, 3 ay sonra otomatikman onu arayayım diye bana haber ver diyorum. Cep telefonumdan ya da bilgisayarımdan bana haber veriyor. Bugün saat 14 ile 16 arasında veri tabanınıza sistematik olarak pazarlama yapabilmeniz için kontrol paneli Burak size öğretecek. Peki, bugünle ilgili ahalarınız neler? Onları paylaşın, ondan sonra da kapatalım. Bir ilavede bulunabilir miyim Sanlı? Biraz önceki kapı çalmayla ilgili sözlerine. Evet. Bir önceki ofisimde bir yarışma sonucu beraber bölge yapma sözüm vardı. Ve yaklaşık 12 tane danışman ortakla İstinye bölgesinde çıktık. Kapı çalma, işte esnafa uğrama falan, tüm bir saha çalışması yaptık. Ve bu kapı çalmada benim tavsiyem şu, birçok arkadaş kapı çalmaktan imtina ediyordu. Bunun istemediğini söylüyordu. Bizim alt kişisel bakış açısından senin de çok güzel verdiğin bir eğitim. Orada denemeden bilemezsin diyoruz. Dolayısıyla bunlar hiç denememiş arkadaşlardı. Sadece denemeden sevmiyorlardı. Evet. Birkaç arkadaşımız denedikten sonra ya ben bunu çok gözümde büyütmüşüm, niye böyle saçmaladım? Çok rahat yapılan ve çok zevk aldığım bir şey dediler. Kalabalık sokakta gezdiğimiz için 3 kişi geldi. Siz nesiniz, ne ayaksınız? İşte emlakçıyız. Aa, tamam, ben de evimi satmak istiyorum diyen oldu. Ve bir arkadaşımız soğuk arama yapmayı sevmiyordu. Etki çevresi kullanıyordu sadece. Kırdık onun önyargısını. Soğuk aramadan bir satış yaptı ve kepledi. Tek satışla.
Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet, gerçekten sevmiyorsak bir şey yapmayalım. Ama önce sevip sevmediğimizi bilmemiz lazım. Bunun için önce onu bir denememiz lazım diye tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim Derya, süper. Fırat, ben söyleyebilir miyim ahamı? Evet Fırat'cığım. Benim bugünkü aham evini yeni satmışları aramak. Hani bizim portföyü alamayıp ama başka birisinin veya kendisinin evini satmış kişileri aramak benim en büyük aham oldu bugün. Teşekkür ederim paylaştığın için. O zaman bir aha daha çıkartayım sana. Şimdi bunu duyunca bu da hoşuna gidecek. Çok sevinirim. Şimdi müşterini yılda 3 kere arıyorsun değil mi? Yani şeyde bu dönüştürmek için 36 kampanyasını uyguluyorsun ve yılda 4 kere telefon açıyorsun. 3 ayda bir. Bunu öyle bir tasarla ki bu 1 yıllık takvim olmuş olsun şu. Yani bu bugün, bu da 12 ay sonra. Şurası 12 aylık bir döngü. Şurada arama yaptığın yerler. Diyelim ki bir telefon numarası, bir aramayı burada yaptın. Bir tanesini tasarladın, burada yaptın. Bir tanesini büyük ihtimalle doğum gününe denk getirdin, aradın. Bir tanesini mutlaka ev satın alma yıl dönümü. Yıl dönümüne alarmı kur. Evi sen sattıysan o insana düşünsene, alıcı da senin olup, yani alıcı olarak düşün. Sattığı günde bir satıcıyı aramazsın da, alıcı müşterine bir ev satın aldın, aldırdın. Ve onun tarihini biliyorsun. Senden iyi bilen hiç kimse yok. Ne gün tapu yaptığını biliyorsun. Diyelim ki o kişinin tapusu da 16 Mayıs günü. O insanın ismi de Ali Kara olmuş olsun. Sen Ali Kara'ya 16 Mayıs günü bir ev sattıysan, düşünsene onun yıl dönümü. Her sene 16 Mayıs'ta o kişiye telefon açıp ev yıl dönümünüz kutlu olsun dediğinde ve o kişiye bir çiçek gönderdiğinde, ya öyle bir kalbini kazanırsın ki 2-3 falan değil, bir anda 5-0 öne geçersin diğer gayrimenkul danışmanları arasında. Nasıl? Ben hemen aramaya başlıyorum şimdi, listeye bakacağım. Satış yaptım, alıcıların hepsini aramaya başlayacağım. Toplamamız için bedava bonuslar duruyor etrafta. O bedava bonuslara bir tane daha bedava bonus vereyim. Doğum günü. Diyelim ki bu insanın doğum günü 7 Mayıs. Tamam, doğum günü 7 Mayıs. Bakın şu anda şeyinize. Doğum günü 7 Mayıs'ta olan müşteriniz var mı? Herkes 7 Mayıs'ta WhatsApp'tan mesaj yazar ya da sosyal medyadan kutlar. Doğru mu? Herkes. Yalnız 7 Mayıs'ta bir kişinin doğum gününü kutlamanızın hiçbir özel yanı yok. Çünkü zaten Facebook yazıyor o kişinin doğum günü ne zaman olduğunu. Sen CRM sistemi kullanacağın zaman alarmını kur 4 Mayıs'a. Yani bugüne. Bugün o kişiye telefon aç. Müşterine. De ki Ebru Hanım, 3 gün sonra sizin doğum gününüz. Size şimdiden çok güzel bir doğum günü dilerim. Aklıma geldiniz, arayayım dedim. En güzel yaşlarınızdan birisi olur inşallah. 7 Mayıs günde sizi tekrar ararım. Deyip bunu dediğinde, hatırladığını söylediğinde bir anda karşındaki insanın kalbini kazanıyorsun. Bütün iş aslında kalbini kazanmakla. Sen onun için bir şey yaptığını görürse onlar da senin için bir şey yaparlar. Şunu düşünün, empati yapın. Yakın bir arkadaşını sizin doğum gününüzden 3 gün önce ya da ne bileyim bir sizin gayrimenkul danışmanınızı 3 gün önce arayıp, ya seni düşünüyordum, aklımdasın, 3 gün sonra doğum günün var. Öyle bir arayayım, sesini duyayım dedim dediğinde o çok özel bir şey. Bu da ekstradan bir bonus olabilir. Bu nasıl? Çok teşekkürler, muhteşem. Bu arada üçüncü bonus da şu olabilir. Evini satan kişi ev alacaktır. Alıcı sözleşmesi alabilirsin. Ya da onun aradığı ev senin portföyün olabilir. Daha hızlı satışa dönebilirsin. Doğru, süper. Bu da ekstradan bir bonus Nimet Hanım'dan. Harika. Başka arkadaşlar bugünle ilgili ahasını paylaşmak isteyen? İhtiyacı müşteriyle ilgili ondan ihtiyaç analizi alıp satış fikrini aklına sokmak benim için ahaydı. Çok iyi. Kiralık olarak gelen bir müşterinin aklına satış fikrini sokmak. Ona Feride'nin çok güzel bir örneği var biliyorsunuz. 5 milyona yakın bir yer satmıştı. Kiracı olarak, kiralık yer arıyor müşteri gelmişti. Onlara ev satmıştı.
Erkanların yerine. Çok iyi. Peki, o zaman yarın işin bugün kontrol panelden Burak Aydın'la dokunuş kampanyalarını yapmayı öğrendikten sonra yarın pazarlama tarafında duracağız. Pazarlama tarafında durduktan sonra da büyük bir hayat yaşayabilecekken, şöyle onu göstereyim, büyük bir hayat yaşayabilecekken neden küçük bir hayat yaşıyoruz? Aslında büyük bir hayata ulaşabilecekken neden küçük bir hayata tamah ediyoruz? Biraz onun üzerinde duracağız. Ve ipucu üretmenin, ürettiğimiz ipuçlarını randevuya dönüştürmenin ve gittiğimiz randevuları da takip sürecinin ne kadar önemli olduğunu ve aslında yaşayacağımız büyük bir hayatla ne kadar bağlantılı olduğunu işleyeceğiz. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben aha'mı söyleyeyim. Söyleyin. Evet, ben de aha'mı söyleyecektim sanırım. İyi söyleyin o zaman. Tamam. Nimet Hanım aslında. Söylüyorum Nimet. Kaldıraç kullanmak, sistem kullanmak demektir. Çok iyi, süper. Ben de söyleyeyim. Önce sen ver bugünkü aha. İkincisi de anahtar rakamlarını takip et. Teşekkür ederim. Ben de söyleyeyim. Lütfen. Üzerinde etkin olan herkes etki çevrendir. Evet. Çünkü etki çevresini hep tanıdıklarımız, arkadaş, eş, dost diye düşünüyordum ama gerçekten bir aha oldu. Sonradan tanışıp etki çevresine de dahil olabilir. Ya bir de Burcu sen söyleyince ben de ilave edeyim. Yaptığın işlemlerin görüyorsun. Yani %65'i, %70'i, %80'i etki çevresinden ve tanıdıklarından ve yönlendirmelerden ve tekrar işlerden geliyorsa o zaman sen ipucu üretme modelini tamamen onların üzerine ağırlıklı kurup bu dokunuş kampanyalarını çalıştırmaya başladığında başka hiçbir şey düşünmeyip bütün ipucu üretmeni ona odakladığında şimdi elde ettiğin sonuçların en az 10 katını elde edersin. Süper. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki. Başka? Yoksa kapatalım. Şey de güzel. Mesela bu işte bununla bağlantı yapabiliriz. Hani kendini hangi şekliyle ifade edebiliyorsan yaptığın pazarlama çalışmalarında onda kendini uzmanlaştır. Hani öyle çok güzel bir laf söylemiştin sanırım. Gerçekten öyle. Sana hangisi uyuyorsa, hangisinde daha başarılı olacağına inanıyorsan o pazarlama seçeneğini seç. O gerçekten güzel bir şey. Bu etki çevresiyle de bağlantılı olabilir. Bu benim için de geçerli çünkü. Kesinlikle. Etki danışmanlar için. Güçlü alanlarında oyna. Güçsüz alanlarına girmene gerek yok. Güçsüz alanlarını düzeltmeye, çalışmaya harcayacağın vakti güçlü alanlarına odaklanmayı ayırırsan çok daha iyi sonuçlar elde edersin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın 12'de görüşmek üzere. Bugün 2'de iyi dersler diyelim Burak'la. Hoşçakalın. Ağzına sağlık. Teşekkürler. 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 Hoşçakal. Teşekkürler. Sağ olun.